Herkese merhabalar. Bugün her zamankinden farklı bir yerdeyim. Mutfaktayım, yaşasın. Çünkü bugün kendime kahvaltı hazırlarken sizlere de bir sohbet videosu çekmek istedim. Birkaç video önce galiba 5 ya da 6 bir sohbet videosu çekmiştim. Ve orada işte ilacımı bıraktığımı ve birkaç aydır kendimi çok boşladığımı ve bu sebeple de kilo vermek istiyorken ekstra bir şekilde kilo aldığımdan bahsetmiştim. Ve yakın zamanda böyle bütün mental olarak kendimi toparlayıp tekrar kilo verme sürecine atılacağımdan da bahsetmiştim ve o sürece atıldım. Şubat itibariyle ve son 4 gündür de intermittent fasting adlı böyle bir beslenme düzeni yapıyorum. Yani diyet denemez çünkü aslında ben diyet de yapıyorum. Yani anlatacağım, şimdi hepsini anlatmaya başlıyorum. Önce bir su koyayım. Çünkü sabah çayla başlıyorum. Daha doğrusu önce çok fazla su içerek ondan sonra çay içiyorum. Intermittent fasting, yani aralıklı oruç nedir? Önce bundan bahsedeceğim. Günün sadece belli bir saatinde yemek yiyorsunuz. Ben 16-8 yapıyorum. Yani saat 12'de kahvaltımı yapıyorum öğlen. Ve akşam 8'e kadar sadece yemek yiyorum. Akşam yemeğini de 7.30'da yiyip 8'den sonrasında hiçbir şey yemiyorum. Ama işte böyle şekersiz çay ve kahve serbest. Ve kremasız. Kahveyi kremalı içiyorsunuz, o da yok. Ben genelde tam bitki çayı içiyorum, öyle kahve sade içemeyeceğim için. Bitki çayıyla geçiriyorum günümü. Yani kısacası 16 saat vücudunuza yiyecek girmiyor. Ve bu da vücudun aldığını değil depoladığını yakmasını sağlıyor. Ve özellikle insülin direnciniz varsa, ki bende var. İnsülin direnci olanlar için benim şahsen kendi gittiğim diyetisyen tarafından önerilen bir beslenme biçimi. 16 saat vücudunuzu aç bırakıyorsunuz ve vücut yağı, yani ihtiyacı olduğu enerjiyi yağdan yakmaya başlıyor ve insülin direncinizi kırıyor. Çünkü vücudunuza şeker veya benzeri bir şey girmediği için direkt hormonlara saldırıyor yani. O yüzden de hem insülin direnciniz kırılmış hem de yağ yakımınız artmış oluyor. Çünkü insülin direnci olan insanlar için yağ yakımı ekstra zor bir şey ve bu yöntemle de birazcık bunu böyle dengeliyor gibi bir şey oluyorsunuz. Diyetisyen bana ilk söylediği zaman bunu yapmadım ama böyle bir süredir bu konuyu araştırıyorum. Gerçekten internette milyonlarca kaynak var. Ben genellikle yabancı YouTuberların videolarını izleyerek böyle bir şey yaptım. Bir de Pinterest'ten birkaç şey okuyarak, ama Türk kaynaklar da var. Eğer merak ediyorsanız şuraya altını hemen alt bırakıyorum ne olduğunu. Bir araştırıp bakabilirsiniz. Eğer kafanızda yatarsa siz de deneyebilirsiniz. Ama ben ne doktor ne de diyetisyen olduğum için size bunu öneriyorum, mutlaka yapın falan filan diyemiyorum ki zaten ben de çok kısa süredir yapıyorum. Böyle bir şey diyecek kadar deneyime sahip değilim ama belli bir düşüncem oluştu yani. Çünkü 4 gündür yapıyorum. O yüzden şimdi kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 1 Şubat itibariyle işte kendime geliyorum, silkiniyorum ve zararlı şeyleri hayatımdan çıkartıyorum gibi bir düşünceye girmiştim. Bir tek böyle bir misafirim geldi ve o zaman böyle birazcık yağlı, şekerli şeyler yedim. Ama onun dışında dikkatli yemeye çalışıyorum. Ve 1,5 kilo verdim. Bugün ayın 6'sı. Ben açıkçası sonuçtan memnunum. Özellikle bu 1,5 kiloyu çoğunlukla intermittent fasting yaparken verdim. Çünkü gerçekten ben etkisini hissediyorum vücudumda. 16 saat aç kalmak bence gerçekten işe yarıyor. Ya bende işe yarıyor. Ben bunu ya hissediyorsunuz. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hissedebiliyorsunuz. O yüzden ben açıkçası memnun kaldım ve devam etmeyi düşünüyorum. Öncelikle hedefim 2 ay boyunca aralıksız yapmak. Ki zaten dediğim gibi öyle aç kaldım falan filanlık bir durum yok. Ya da zararlı olan bir durum yok benim için. Kesinlikle herkes adına konuşmuyorum. O yüzden ben yapabileceğimi düşünüyorum. Kendim bunlara göre ayarlayabiliyorum. Yani saat, zaten kahvaltı yapmayı çok seven bir insan değilim. 12'de yemek yemeye başlayıp 8'de bırakıyorum. Benim için sıkıntı 8'den sonra yemek yememek. Çünkü daha çok akşam ve gece yemeğe alışık bir insanım. Yani saat 3'e 4'e kadar hiçbir şey yemesem de sıkıntı olmaz benim için. Ama gece yememek, ki aslında kilomun kaynağının bir sebebi de bu. Gece yemek beni birazcık zorluyor. Ama dediğim gibi kendimi tutuyorum. Başaracağım. Acıktığım zaman çay içiyorum veya su içiyorum veya başka şeylerle ilgileniyorum ve yememeye çalışıyorum. Bu 4 günde 1,5 kilo vermemin dışında ne oldu? Daha erken uyanmaya başladım. Mesela normalde yatsam ben 12'ye kadar falan uyurum. Hiç kalkmadan. Mesela 12'de yatsam 12'ye kadar uyuyabilirim ama 2 gündür kendiliğimden saat 9'da kalkıyorum veya 8'de kalkıyorum. Daha doğrusu sabah da Gökhan'ı yolcu ederken de hemen uyanabiliyorum. Vücuduma böyle bir dinçlik verdi gibi hissediyorum. Bilmiyorum, bunun sebebinin vücuduma fazla yağ veya fazla zararlı madde girmemesi olabilir bence. Ya da
Bilmiyorum yani neden olduğunu. Tamamen psikolojik de olabilir. Hiçbir fikrim yok ama ben böyle hissediyorum şu birkaç gündür. Yani biraz daha enerjik hissediyorum kendimi ve uykuya kadar da ihtiyaç duymuyorum. Aynı zamanda her gün yürüyorum da bir saat koşu bandında. Bunu da ekleyeyim. Aslında normalde de yürüyordum yani. Bu intermittent fasting'e başlamadan önce de sürekli yürüdüğüm için şu an işte yürümek sebebiyle böyle dinçim diyemiyorum. Ama kendimi dinç hissediyorum. Ve 2 ayda toplamda 10-12 kilo kadar vermeyi planlıyorum. Umarım başarabilirim. Başaracağımı inanıyorum. Ama benim için iyi gidiyor. Şimdi çayımı yapıp geleceğim. Şimdi çayımı yaptım. İçerisine çok az siyameki, çok az anason koyuyorum. Hibiskus koyuyorum. Bir de çok sevdiğim Doğada'nın Büyülü Bahçe diye bir çay serisi var. Onun vanilyası var. Onu koyuyorum. Aslında ama siyameki ile anasonu içine. Çünkü geçen ay bir bağırsak problemi yaşadım ve çok acı vericiydi. O yüzden bunlar birazcık bağırsağımı rahatlatsın diye. Hem gaz hem de kabızlık problemi yaşıyor idim ama bu çay beni gerçekten rahatlatıyor. Biraz da tadı güzel olsun diye işte bu Doğada'nın çayını ekliyorum. Hibiskusun da tadını beğeniyorum. Hem de sindirime yardımcı oluyor. O yüzden onu da ekliyorum. Genelde sabah bu çayı içiyorum. Akşam da yeşil çay içiyorum. Yeşil çayı da böyle birkaç tane farklı yeşil çay şeyini karıştırıp içiyorum. Bu 600 milimlik bir çay şeyim var. Bunu böyle güne yayarak bitiriyorum yani. Öyle yavaş yavaş içiyorum. Bunun dışında ne yiyorum? Gerçekten yememe çok dikkat ediyorum. Aşırı çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki eğer dikkat etmezsem bunu yapsam da istediğim gibi kilo veremem. Şimdi mesela kahvaltıda ne yapacağımı size göstereceğim. Dün Carrefour alışverişe gittik. Avokadolar bayağı indirimdeydi. 3 liraya inmişti. Ben de kullanıma hazır 2 tane aldım. Şimdi ondan bir de dünden yumurta haşlamıştım. Şimdi 2 dilim ekmek kızartacağım. Avokadoyla böyle bir sos yapacağım. Ve haşlanmış yumurta. Onları hepsini birlikte yiyeceğim. Çayımla birlikte. Akşama doğru da yani öğlen de yaptığım kinoalı kısır var. Kinoalı kısırla birazcık da yeşil mercimek yemeği yapmıştım. Onlar var böyle bir parça bir parça kaldı. Gün içinde de onları yiyip akşama da tavuklu bir şey yapmayı planlıyorum. Dürüm. Böyle birazcık daha az kalorili. İşte tavada tavukları pişireceğim. Baharatlayıp. Ondan sonra da ısıttığım dürümlere saracağım. Onları çekebilir miyim hiç bilmiyorum. Ama akşam yemek planım da bu şekilde. Aralarda da belki 1-2 tane elma yerim diye düşünüyorum. Çünkü yeşil elmanı da hiç sevmiyor olsam da çok yarar var. O yüzden dün aldım ve yemeye çalışacağım bakalım. Yani şu anlık planım bu şekilde. Böyle beslenmeye devam etmeyi planlıyorum. Bazen kaçamaklarım olsa da ama şu an hiç kendimi kaçamak yapacakmış gibi hissetmiyorum. Bu saat düzenine uymayı planlıyorum. Yani 12'de yemek yemeye başlayıp 8'den sonra hiçbir şey yemek yememe ve günde 3 litre su içiyorum. Su içmek çok önemli bu diyette. Çünkü vücudunuzu aç bırakırken vücudunuzu suyla devam ettiriyorsunuz yani. Su ve çay. Kahve de çok fazla öneriliyor şekersiz ama dediğim gibi içemiyorum. Bakalım sonuçlarımı sizlerle paylaşacağım ama şu anlık ben memnunum açıkçası. Yani açlık hissetmiyorum da böyle bir yemek yemem lazım düşüncesi var beynimde. Yani yemek yemek istiyorum. Tamamıyla beyinsel olarak istiyorum. Gerçekten kendimi aç hissetmiyorum şu anda. Zaten bu kinoalı kısır belki tarifini veririm size. Aşırı tok tutuyor. Yani tadı o kadar da güzel değil. Yani bir normal kısır değil bulgurla yapılandan. Kinoanın tadını o kadar çok beğendiğimi söyleyemem ama gerçekten çok fazla tok tutuyor. Hepsini sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Şimdi ekmeklerimi atacağım makineye ve İşte yavaştan avokadolu şeyimi yapmaya başlayacağım. Onu da nasıl yapacağım? Avokadoyu çatalla ezeceğim. Püre haline getireceğim. İçine limon, pul biber, tuz koyacağım. Kızarmış ekmeklerimin üzerine sürüp üzerine de işte her ekmeğe birer tane haşlanmış yumurtayı dilimleyip koyacağım. Ve tatatatam kahvaltım hazır. Gösteririm size son halini. Şimdi yaparken çekmeye çok alışık olmadığım için çekemiyorum. Ama yani böyle bir tarifler vermeye de başlamayı düşünüyorum. Bakalım ben başladım ve inanıyorum kendime. Başarabileceğimi düşünüyorum. 1,5 kilo gerçekten çok gaza getirdi beni. Şu an adet olmak üzereyim demiyorum çünkü adetim gecikti yine. Polikistik over sendromum var. O yüzden doktora gidip bir adet söktürücü almam gerekiyor. Onun da böyle bir şişkinliği ve ağırlığı var üzerimde. Çünkü bir haftayı geçiyor ve her geçtiği gün üstüne biraz daha yük biniyormuş gibi hissediyorum. Adet olduktan sonra böyle bayağı bir fark edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir an önce randevum gelsin doktora gideyim diye heyecanla bekliyorum açıkçası. Ama benim işte bu üstünden bu ağırlığı atmam. Ay minik. Şu an masaya atladı. İşte adet olmam falan filan Şubat'ın sonunu bulur. Yani tam olarak net Şubat'ın sonunda sonuçları göreceğim gibi hissediyorum. Ama pes etmeyeceğim.
Çok kararlıyım. Umarım kendimi açıklayabildiğim bir video olmuştur. Ve umarım istikrarımı kaybetmem de bu videolara devam edebilirim. Çünkü gerçekten çok fazla isteniyor bu videolar. Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kahvaltım hazır. Sizlere göstermek istedim. Çayım da burada. Avokadolu tostlarım, 2 yumurtam ve biraz da şey yiyeceğim, kayısı. Çünkü dediğim gibi bağırsak problemleri yaşıyorum biraz. Bu kadar. Umarım fazlasıyla doyurucu olur. Çünkü sadece 8 saat yemek yediğiniz için sabah kahvaltı olarak yediğiniz şeyi ve akşam en son yediğiniz şeyi birazcık daha şey tutmanız lazım, doyurucu. Ki yani hem doymuş da olun. Çünkü hiçbir şey yemeden geçirirseniz yine kilo veremezsiniz. Çünkü aç kalmak çok da çözüm değil yani. Doymak da gerekiyor. Vücudun ihtiyacı olan şeyleri almanız gerekiyor. Mesela karbonhidratım var, proteinim var ve yağım var. Buradan da doğal şekeri alacağım. Mesela bu tam bir perfect öğün oldu benim için. Burada çayım var. Çayımı da içeceğim. Azıcık içine bal koydum bu arada, tadı biraz daha güzel olsun diye. Bu kadar. Yani çok uyumlu bir şey oldu, bu menü oldu benim için. Yine işte akşam yiyeceklerim de öyle. Hem proteinim var hem karbonhidratım var. İnşallah başaracağım ya, inanıyorum. Neyse, tekrar hoşça kalın. Görüşürüz.